Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 10 Mart'ta Türkiye saatine göre öğlen 12'de 20 derece Balık burcunda yeni ay doğacak. Su elementinin değişken nitelikli burcu Balık, zodyakta da 12. burç olarak artık bir döngünün tamamlandığını bize ifade ediyor. Jüpiter tarafından, Neptün tarafından yönetilen yeni ay son derece hassas, duyarlı, sezgisel enerjiler taşıyor. Balık burcu inanç, maneviyat, ruhsallık, sanat, ilham, şefkat, sevgi, merhamet gibi konularla çok ilgilidir. Ve bu yeni ay tam da kutsal ayımız Ramazan'a denk geliyor. O nedenle enerjilerinin çok yoğun bir şekilde ortaya çıkmasının, deneyimlenmesinin mümkün olduğunu söyleyebilirim. Balık yeni ayı hepimizi biraz daha içe yöneltebilir, maneviyata, ruhsal konulara ilgimizi arttırabilir. Yalnız kalıp iç sesimizi dinlemek, tefekkür etmek, meditasyon, dua, şifa, terapi çalışmaları yapmak, bu dönemde biraz kendimizle yüzleşmek, affetmek, bağışlamak, yardımlaşmak, empati yapmak, sezgilerimizden yararlanmak son derece faydalı olabilir. Değişken burçlarımızı özellikle önemli ölçüde etkileyen bir yeni ay bu. İkizler, Başak, Yay ve Balık burçlarımız birinci derecede etki alıyorlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz bu burçlardaysa ve bununla birlikte kişisel doğum haritalarınızda 20 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni aydan önemli etkiler alabilirsiniz. Orb aralığını, gezegen derecelerini 15 ile 25 derece arasında takip edebilirsiniz. Bu dereceler önemli etkiler alabilirler. An haritasına baktığımızda yine değişken bir burç ikizler yükseliyor ve balık haritada 10. evde doğacak. Balık yeni ayı ve MC noktası da balık. Yani bu biraz daha hayatın ana akslarını, işte kariyer, sorumluluklar, gelecekle ilgili planlarımız, hedeflerimiz, ailevi konular, otorite figürleri ve benzeri alanlara biraz daha vurgu yapıyor. Değişken niteliğin fazla olması, değişken nitelikleri, koşulları, değişken duyguları da burada çok öne çıkarabilir. İkizler Merkür tarafından yönetilir. Merkür yeni ayda Koç burcunun 0 derecesinde olacak. Merkür Satürn orta noktasında aslında doğuyor. Bu balık yeni ayı Satürn balık burcunda. Düşüncelerimiz yeni konulara, yeni fikirlere açık. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olabiliriz, coşku olabiliriz. Ama bir yandan da detaylara dikkat edip analiz yapmamız gerektiğini işaret ediyor. Zaman zaman geleceğe dair melankolik ve karamsar duygularımız olabilir. Ciddi düşünceler içerisinde olabiliriz. Sorumluluklarımız, bazen de bu sorumluluklarla yüzleşme, gerçekleri görme, fark etme, bunun sonucunda da biraz zaman zaman karamsar duyguların, psikolojik anlamda biraz daha negatif hissedişlerin öne çıkması da mümkün. Ruhsal anlamda kendimizi dengelemek, şifalanmak için bu yeni ay enerjilerini aslında doğru kullanabiliriz. Evet, balık çok derin bir burç. Son burç zaten ve sezgisel ve kolektif alanda bağlantılarımızı işaret ediyor. Yani kolektif alanda olup bitenlere karşı da çok daha duyarlı olabileceğimiz bir dönemdeyiz. Aynı zamanda çok güçlü bir ilham akışı, bilgi akışı olabilir. Farkındalıklarımız söz konusu olabilir. Venüs ve Mars Kova burcunda olacak. Haritanın 9. evinde olacak. Jüpiter haritada yeni ayın yöneticisi olarak Boğa burcunda yerleşmiş durumda. Venüs kısa bir süre sonra yeni aydan sonra Balık burcuna geçecek 12 Mart'tan itibaren, ki Venüs Balık burcunda yönetici bir pozisyondadır ve güçlüdür. Ve bu şekilde Venüs ile Jüpiter arasında da 12 Mart'tan itibaren karşılıklı bir ağırlama, özel bir açı da oluşmaya başlayacak. Bunun iyicil, şifalandırıcı, bereketli bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Sorunlarımızı fark edip çözmek anlamında bize çok destek olabilir. Farkındalığımızı artırabilir. Maddi manevi yardımlaşma temalarının da biraz öne çıkması mümkün. Kişisel girişimlerimizi de daha bereketli hale getirebilir. Özellikle bu Venüs-Jüpiter birlikte hareketinin olumlu açısının
ayın ortalarından itibaren çok daha güçlü bir şekilde etkilerini hissedebiliriz. Yeni ay sırasında gezegenlerin birçoğunu kolektif evlerde 9. 10. ve 11. evlerde yerleştiğini görüyoruz. Bu da toplumsal konularda duyarlılığımızı arttıran bir pozisyon. Balık burcunda gerek kişisel anlamda ülkemizde veya tüm dünyada biraz daha burcun sembolize ettiği konular, işte ihtiyaç sahipleri, muhtaç kişiler, yardıma ihtiyacı olan kişiler öne çıkabilir ki ve bu ayın o ruhsal enerjilerinden de yararlanarak mümkün olduğunca elimizden geldiğince ihtiyaç sahipleriyle ilgilenmek, yardımlarda bulunmak, destekte bulunmak çok önemli görünüyor. Çok olumlu geri dönüşleri olabilir. Bu aynı zamanda ruhsal bir arınma, bir şifa enerjisi de hayatımıza getirebilir. Rehberliklerden yararlanabiliriz. Önemli farkındalıkların da olabileceği bir dönemdeyiz. Yeni ay derecesinde Güneş ve Ay Boğa burcundaki Uranüs'le olumlu bir açıda. Uranüs'ün farkındalık veren, uyanış getiren enerjisi önemli açılımlar getirebilir hayatımıza. Bazı gizli konuların ortaya çıkması, bir şeyleri keşfetmemiz, işte bazı sorunlarımıza çözüm yolları bulmamız, farkındalıklarımızın artması mümkün ki kuzey yönlü, kuzey düğümde bir Şiron'un olması aslında genelde bir şifa temasını da hayata taşıyor. Burada rehberliklerin, danışmanlıkların olması, önemli kişilerin karşımıza çıkması, doğru bilgilere kavuşmamız, bir sağlık sorunumuz varsa bunu çözebilmemiz ve bunu çözmemize yardım edecek bir şifacının, önemli bir kişinin karşımıza çıkması gibi etkileri aslında bu yeni ayda bulabiliriz. Balık burcu tabii ki bağımlılıklarımızla, duygusal bağımlılıklarımızla da ilgilidir. Çünkü için Neptün etkisinde bir burç balık. Jüpiter etkisinde burada inançlar, felsefeler, düşünceler önemli. Yani idealizm var. İşin içinde inanç olunca burada çok fanatik tavırlar, çok aşırı bağımlılıklar, kendini feda etme, herhangi bir düşünce için, inanç için kendini kurban etme gibi durumlar olabilir. Bunun toplumsal alanlarda, özellikle inançla ilgili konularda riskleri de olabilir tabii ki. Güvenlik alanlarında da daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bir kurban olma durumu, böyle bir aşırı fedakar, feda edilme durumlarını izleyebiliriz. Özellikle Venüs'le Mars'ın da Kova burcunda olması toplumsal yapıları, insan hareket, özellikle toplulukların hareketlerini, evrensel konuları, insan özgürlükleri ve bu alanlardaki çabaları ve belki biraz daha radikal tavırların, beklentilerin, davranışların olabileceğini de işaret ediyor. Mars'la Uranüs arasındaki kare, dürtüsel tavırların, işte bir inanç için, bir ideal için harekete geçmenin, risk almanın olabileceğini de işaret ediyor. Bunlar genel olarak tabii ki biraz daha toplumu ilgilendiren konular, daha çok insan topluluklarını ilgilendiren konular. Buralarda özellikle yönetim kademesindeki kişilerin tedbirli olmasında, güvenliği sağlamalarında fayda var. Bu konularda hassasiyetler artabilir. Evet, ihtiyaç sahipleri kişiler, aciz kişiler, hasta kişiler, bakıma muhtaç olan kişiler, göçmenler, evi olmayan, yurdu olmayan kişiler, tabii ki buralara merhamet etme, bunlarla ilgilenme gibi yardımlaşma temalarını çok görebiliriz. Ama aynı zamanda biraz balığın içine suistimal edilme, kullanılma, aldanma, aldatılma, işte idealize ettiğiniz bir konuda hayal kırıklığına uğrama, aşırı fedakarlıklar, aşırı fedakarlıklar sonucunda kurban olma durumları ve benzeri temalar da vardır. Bununla birlikte psikosomatik rahatsızlıkları, yani ruhsal kökenli problemler etkilenebilir. İşte duygusal yeme bağımlılıkları da olabilir burada. Bazı böyle madde bağımlılıkları karşımıza çıkabilir. Psikolojik kökenli sorunlar ve bunlarla bağlantılı problemlerin tetiklenmesi söz konusu olabilir. Ama sorunları fark edip çözme yollarını da bulabiliriz. Dolunay'ın, yeni ayın tesirleriyle beraber. 9. ve 10. evdeki bu hareketlilik biraz hani ülke bazında da baktığımızda, ülkemizin zaten 10. evi balık. Yöneticileri, hükümeti, liderleri, kamu sektörünü öne çıkarıyor. Kamuda dikkat çekecek yönetimle ilgili kararlar olabilir, görev değişimleri olabilir, yer değişimleri olabilir, atamalar olabilir. Bununla birlikte özellikle yargı, hukuk sistemi ve tabii ki burada hapishaneler tam bir balık konusu. İşte tutuklular, hapishaneler, tutuklularla ilgili veya mahkemesi devam eden, yargıda devam eden konularla ilgili dikkat çekici gelişmeler olabilir. Bazı yeni kararlar verilebilir. Örneğin tutuklamalar olabilir ya da tutuklu bazı kişilerin
özgürleşmesi, serbest kalması gibi durumlar söz konusu olabilir. Hastaneler, bakım evleri, huzur evleri, bunlar da yine balık konusudur. Yükselende de ikizlerin olması an haritasında Türkiye'nin horoskopunun 12. evidir ikizler. Burası da tamamen bir balık konusu. Dolayısıyla hapishanelere, hastanelere, bakım evlerine, huzur evlerine biraz daha dikkat çekiyor. Ve buralarda bazı düzenlemelerin olması ve dikkat çekici gelişmelerin olması mümkün. İsyankar tutumlar da olabilir, beklenmedik sürpriz gelişmeler de olabilir. Bununla birlikte tabii ki gizli olan konular da balıkla ilgili. Yani gizli düşmanlıklar, arka planda olup biten işler, fark etmediğimiz, görmediğimiz konularla ilgilidir. Türkiye'nin özellikle gizli planda, arka planda olup biten konulara, uluslararası ilişkilerde de, burada ticari konularda da dikkat etmek gerektiğini işaret ediyor. Denizleri balık burcu yönetir. Suları, barajları, gölleri, tabii ki deniz yolları, deniz trafiği, deniz ticareti, uluslararası ticaret, belki turizm. Burada Mars'ın ve Venüs'ün kovada olması ve 9. evde olması hava yollarını da aslında işaret ediyor. Bu kurumlar ve bu alanlarda özellikle işte su sorunlarının, sularla ilgili problemlerin, bazen bunun aşırı yağışlar şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Sulardan zarar görmek gibi, bazen susuzluk gibi sorunlar. Ya da ticaret alanında, deniz yollarında, deniz trafiğinde oluşabilecek yine bazı stresler, özellikle dünya kamuoyunda gündemimizde olabilir. Şimdi yükselen burçlarınıza göre balık yeni ayından bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, balık burcundaki yeni ay 12. evinizde doğacak. Bu yeni ay size 10 Mart ve onu takip eden birkaç haftalık süreç içerisinde biraz kendi dünyanıza çekilmenizi, iç sesinizi dinlemenizi, maneviyata yönelmenizi sağlayabilir. Bilinçaltınızla ilgili konular, bedensel, ruhsal, zihinsel şifa, arınma, terapi gibi konular, sağlık sorunlarınızla ilgili varsa bazı problemlerle ilgilenmeniz gerekebilir. Mesela hastane ziyaretleriniz, klinikler, check-up, kontroller falan. Bunlar gündeminizde olabilir. Şiron'un etkisiyle birlikte hayatınızda önemli çözülmeler var, yüksek farkındalıklar var. Evet, sorunları fark ediyorsunuz ve belki çözüm yollarını da buluyorsunuz. Çözemediğiniz konularda bir kabulleniş, bir farkın şey var burada, bir oluruna bırakma, belki bir şartları olduğu gibi kabul etme, teslim olma gibi durumları da yaşayabilirsiniz. Yardımlaşma temaları, maddi manevi her anlamda burada ayın genelinde aslında gündeminizde olabilir ve bu size yine ruhsal anlamda önemli bir tatmin de sağlayabilir. Grup çalışmaları, toplumsal çalışmalar, dernek, vakıf çalışmaları, sivil toplum kuruluşları ve buralarda yapılabilecek bazı faaliyetler. Bunlara da ilgi duyabilirsiniz. İşte bu alanlarda bazı yardımlaşma temalarıyla da ilgilenebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, balık burcun yeni ayından çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, balık burcundaki yeni ay 11. evinizde doğacak. Bu yeni ay genel itibariyle geleceğe dair konularda daha iyimser, daha umutlu etkiler getiriyor size. İş konuları, kariyer konularında hızlı gündemlerin olduğu bir dönemdesiniz. Sosyal alanlarda güçlü etkileriniz var. Yeni tanışmalarınız olabilir, yeni çevrelere girebilirsiniz. Arkadaşlarla daha fazla bir arada olabilirsiniz. Arkadaşlardan maddi manevi destekler alabilirsiniz. Toplumsal konulara ilginiz artıyor. İşiniz gereği, mesleğiniz gereği sanatla ilgilenmeniz, maneviyata yönelmeniz, spiritüel konularla ilgilenmeniz mümkün veya bu tarz gruplar içerisinde, etkinlikler içerisinde yer alabilirsiniz. Ortamlara daha fazla dahil olabilirsiniz. Burcunuzdaki Jüpiter 12 Mart'tan itibaren Venüs'ün de burada balık burcuna geçişiyle beraber çok güzel bir temasa geçecek. Özellikle ayın ikinci yarısından itibaren kendinizi daha iyi, daha huzurlu, daha iyimser hissedebilirsiniz ve maddi manevi daha çok desteklendiğinizi görebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa yeni aydan çok güzel olumlu etkiler alıyorsunuz. Değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa tabii ki bu yeni ayın tesirleri çok daha etkili ve dönüştürücü olabilir sizin adınıza. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, balık burcundaki yeni ay
Haritanızın en tepesinde, kariyer noktasında, geleceğinizi etkileyen alanda var. Zaman zaman biraz gelecek konularında karamsar düşünceleriniz olabilir. Ciddi planlar yapıyor olabilirsiniz. Burada sezgilerinizden önemli faydalar sağlayabileceğinizi söyleyebilirim. Özellikle tabii ki balık yeni ayı, üstlerde olan ilişkileriniz, otorite figürleriyle ilgili konular ya da aile içerisinde aile büyükleriyle ilgili konuları biraz daha öne çıkarıyor. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İşle ilgili gelişmeler olabilir, görev değişimleri, yer değişimleri olabilir, atamalar olabilir, terfiler olabilir. Bu yeni ay içinde bulunduğunuz şartları kabullenmeyi ve biraz da belki manevi anlamda daha fazla inanmayı getiriyor. Zaman zaman kendinizi gereksiz fedakarlıklar yaparken ya da bazı durumlarda kurban durumuna düşmüş hissedebilirsiniz. İdealist tavırlar, aşırı hayalci tavırlar evet sıkıntı getirebilir ama bu yeni ay aynı zamanda gerçekçi bir hedefler belirlemenizi, iş ve kariyer, sorumluluklar, toplumdaki statünüz, aile büyükleriyle ilgili alanlarda da daha fazla bir sorunları fark edip bunları çözme adına olumlu adımlar atabileceğinizi işaret ediyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok daha güçlü, önemli etkiler alabilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, balık burcundaki yeni ay 9. evinizde doğacak ve size çok güzel bir açısı var. Birçok gezegenin de şu anda balık burcunda olması manevi gücünüzü arttırıyor. Anlayışınız, sezgileriniz, empati gücünüz, duyarlılığınız çok yüksek. Dolayısıyla gerek kişisel hayatınızda yakınlarınıza karşı, gerek toplumsal konulara karşı daha duyarlı, daha hassas olabilirsiniz. Bu ay özellikle hayatta inanç ve manevi etkilerle birlikte kabullenişe geçmeniz, biraz daha yardımlaşma temalarına ya da ruhsal çalışmalara yönelmeniz mümkün. Yurt dışı konuları, uluslararası işleriniz, hukuksal beklentileriniz varsa ya da eğitimle ilgili bir konunuz varsa yeni adımlar atmanız, var olan sorunları çözmek için doğru adımlar atmanız mümkün görünüyor ve çeşitli şekillerde size yardım edecek, destek olacak, yol gösterecek rehberlikleri de alabilirsiniz sevgili yengeçler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuzla yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok güzel bir açı alıyorsunuz. Manevi etkilerini, olumlu etkilerini çok daha güçlü hissedebilirsiniz. Değişken burçlarda gezegenleriniz varsa evet biraz stresler olabilir, gerginlikler, huzursuzluklar hissedebilirsiniz ama yeni ayın yine sizin için önemli açılımlar, etkiler getirmesini de bekleyebilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, balık burcundaki yeni ay 8. evinizde doğacak. Bu dönemde para konularında zaman zaman endişeler hissedebilirsiniz. Para konularında biraz kendinizi zayıf hissetmeniz, aciz hissetmeniz mümkün ya da herhangi bir alanda çok fedakarlık yapmış olabilirsiniz, kurban durumuna düşmüş olabilirsiniz. Yardımlaşma temaları öne çıkıyor. Ancak tabii ki kendi maddi güvenliğinizi de düşünmeniz gerekiyor. Zaman zaman para konularında belki biraz sınır çizmeniz, kendi alanınızı korumanız burada önemli. Çok idealist, aşırı böyle hayalci davranmamak gerekiyor para konularında. Bununla birlikte bu yeni bir açılım getirebilir. Yani bir kredi almanız, bir borcu ödemeniz, yapılandırma ya da hisseli paralar alanında eşinizin kaynaklarında olabilecek belki yeni gelişmeler ya da bir boşanma konusundan sonra bir nafaka, miras, tazminat sorununuz var. Hani buralarda alınacak bazı kararlar, yollar. Bu yeni ay ile birlikte gündeminizde olabilir. Bununla birlikte manevi anlamda çok derin bir yeni ay sizin adınıza. Hayatı biraz daha sorguluyorsunuz. Bazı olumsuzluklar olsa bile onlarla didişmek yerine oluruna bırakmanız, kabullenişe geçmeniz mümkün. Bunun yanı sıra gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişilerle de ilgilenmeniz, yardımlaşmanız, işte sadaka vermeniz olabilir, biraz böyle zekat vermeniz olabilir. Bunların size manevi anlamda çok güzel, olumlu geri dönüşleri olabilir. Bir sorununuz varsa sağlıkla ilgili, bu yeni ay bir şifa olanağı da getiriyor size. Uygun çözümleri bulmanız, doğru tedaviler bulmanız ve buralarda size yol gösterecek, yardım edecek kişilere de ulaşmanız yeni ayda mümkün olabilir. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, balık burcundaki yeni ay tabii ki sizin için çok önemli. Karşıt burcunuzda olduğu için etki alan en önemli, en güçlü etki alan burçlardansınız. Birçok gezegen bu yeni ayda balık burcunda, dolayısıyla ilişkilerinizin etkisi artıyor. Evlilik konuları, eşinizle ilgili konular, eşinizle birlikte yapacağınız faaliyetler, bazen işbirlikleri, ortaklıklar, hizmet aldığınız kişilerle, kurumlarla birlikte yapacağınız işte bazı anlaşmalar, sözleşmeler öne çıkabilir. Bir mahkeme, bir dava konunuz da olabilir.
bu yeni ay ile birlikte. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa yeni aydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bu yeni ayda eşinizle ilgili bir sorununuz varsa belki daha ciddi düşünerek sorunları keşfetmeniz, çözüm yolları bulmanız mümkün. Evlilik teklifleri alabilirsiniz, evlenebilirsiniz, ortaklıklara, işbirliklerine girebilir, yeni insanlarla da tanışabilirsiniz. Yeni ayın etkisiyle beraber Jüpiter'in olumlu bir açısı var size. Özellikle ayın ikinci yarısından itibaren Venüs'ün de Balık burcuna geçişi eş ve partnerden yana daha şanslı olacağınızı gösteriyor. İlişkilerinizin daha yumuşak, daha yardımcı, daha olumlu tesirleri hayatınıza gelmeye başlayabilir sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Balık burcundaki yeni ay 6. evinizde doğacak. Bu yeni ay sizin için aslında şifa ve arınma yeni ayı. Biraz içe yönelişler, maneviyata yönelmeler, tefekkür etmek çok faydalı olabilir. Günlük hayatınızın temalarında dikkat çeken gelişmeler var. Eğer gözden kaçan detaylar varsa bunları fark edeceğiniz bir dönem. Bu bir sağlık konusu olabilir. İşte sağlığınızı iyileştirmek için bir tedaviye başlamanız, zararlı alışkanlıkları bulup fark edip hayatınızdan çıkarmanız, bağımlılıklar varsa onlarla yüzleşmeniz gibi konular olabilir. Yeni bir beslenme programına, diyet programına başlayabilirsiniz. Bununla birlikte özellikle evcil hayvanlarla ilgili duyarlılığınız artıyor. Evcil hayvan sahibi olmak için güzel bir yeni ay. Belki sokaktaki bir hayvanı sahiplenebilirsiniz. Bununla birlikte evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgili konular biraz daha yoğun olacak. Hani ayın genelinde daha fazla sizin için gündemde olabilir. Onların sağlıklarına da tabii ki dikkat edin. Bakımlarına dikkat edin. Kendi sağlığınıza da dikkat edin. Bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde. Günlük hayatınızda, iş ve çalışma koşullarınızda biraz olup bitenleri oluruna bırakmanız, kabullenmeniz, tefekkür etmeniz de sizin için ruhsal anlamda çok faydalı, çok dinlendirici olabilir sevgili Teraziler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu yeni aydan daha güçlü, önemli etkiler alabilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, balık burcundaki yeni ay sizin için çok duygusal, romantik etkiler taşıyor. Birçok gezegenin şu anda 5. evinizde olması bu yeni ayda duyarlılığınızı arttırırken sanatsal ilham akışı çok güçlü olacak. Sanatla ilgilenen akrepler için güzel bir yeni ay bu. İşte müzik, resim, tasarım, herhangi bir alanda kendinizi iyi ifade edebilir, becerilerinizi ortaya koyabilirsiniz ki bu belki bir işe yönelebilir. Bir para kazanma ve benzeri bir yöne de gidebilir. Bununla birlikte aşk ve romantizmle ilgili güçlü etkileriniz var. Aşık olabilirsiniz. Bir ilişkiniz varsa daha fazla paylaşım içerisinde olmanız, empati yapmanız, sevgiyi, şefkati öne çıkarmanız mümkün görünüyor. Çocuklarla ilgili etkileşimler çok yoğun. Çocuk sahibi olmak isteyen akrepler için bu yeni ay evet yolunuzu açabilir. Eğer bir sağlık sorununuz varsa onu keşfedebilir, doğru adımlar atabilirsiniz. Çocuklarınız varsa onlarla daha fazla zaman geçirebileceğiniz gibi çocuklarınızın eğitimi, kişisel gelişimi veya onlarla ilgili bir sorun varsa çözüm yolları bulmanız gibi, şifalanmanız gibi konularda da bu yeni ay size çok güzel olumlu açılımlar getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarında olan bir akrepseniz bu yeni aydan çok güzel olumlu tesirler, etkiler alabilirsiniz. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, balık burcundaki yeni ay tüm değişken burçlarda olduğu gibi sizin için de çok önemli. 4. evinizde bir yeni ay doğacak. Özel yaşamınıza, aile ve yuva konularına daha fazla vurgu yapan bir dönemdesiniz. Bu yeni ay sezgilerinizin yükselmesini, biraz maneviyata yönelmenizi, yalnız kalmak istemenizi sağlayabilir. Evde daha fazla zaman geçirebilir, içe yönelebilir, işte biraz daha hayatın ruhsal konularına yönelebilirsiniz. Tefekkür etmek için çok güzel bir dönem aslında bu yeni ay. Ya da hayatınızda bir şeyleri dönüştürmeniz, tamamlamanız, bitirmeniz de söz konusu olabilir. Aileyle daha fazla bir arada olmanız, aileyle zaman geçirmeniz mümkün. Birçoklar için bir taşınma, bir yer değişimi, bir evde düzen değişimi getirebilir. İşte evlenmek, yuva kurmak da böyle bir şey olabilir. Ya da aile evinden ayrılmak gibi bir konunuz olabilir. Ailenizin, annenizin, babanızın size ihtiyacı varsa onlarla ilgilenebilirsiniz. Bir sağlık sorunu olabilir örneğin. Onlara zaman ayırmanız, bazı sorumluluklar almanız ve onlarla daha fazla ilgilenmeniz de bu yeni ay döngüsünde mümkün görünüyor. Bir anlayış, bir farkındalık, bir kabullenme ve teslim olma enerjisi içerisindesiniz. Evet,
inançlar yükseliyor, idealler yükseliyor ama çok da fazla böyle hayallere kapılıp aşırı fedakarlıklar içerisinde olmamak lazım. Biraz daha gerçekçi bir zeminde olup maddi manevi kendi güvenliğinize de dikkat etmeniz gerekiyor sevgili yaylar. Evet, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok daha güçlü, önemli etkiler alabilirsiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, balık burcundaki yeni ay 3. evinizde doğacak. Bu yeni ay aslında sizin için zihinsel anlamda hareketlilik getiriyor. Yeni meraklarınız olabilir, araştırabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Belki biraz daha bu dönemde işte ruhsal konular, spiritüel konular, gizemli konular ilginizi çekiyor. Sanatla ilgili bir eğitime, kursa başlayabilirsiniz. Böyle ruhsal, spiritüel eğitimlere katılabilirsiniz. Kişisel gelişiminizle ilgili meraklarınız olabilir ve farklı yollar deneyebilirsiniz. İletişimin, haber trafiğinin, bilgi trafiğinin, zihinsel aktivitelerin öne çıktığı bir dönem. Bununla birlikte yakın çevrenizde daha fazla iletişim, temas içerisinde olabilirsiniz. Akrabalar, kardeşlerle ilişkiler, aileyle ilgili konular sizin için öne çıkıyor. Bazılarınız için işte komşular, arkadaşlar da bu dönemde çok fazla gündemde olabilir. Yeni bir eğitime başlamanız, bir seyahate çıkmanız, belki işle ilgili konuda bir karar verip bir anlaşmaya, sözleşmeye imza atmanız da mümkün görünüyor bu dönemde sevgili oğlaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa yeni aydan çok olumlu tesirler alabilirsiniz. Değişken burçlarda gezegenleriniz varsa biraz zihinsel anlamda huzursuzluklar, gerginlikler hissedebilirsiniz. Ancak yine de entelektüel anlamda çok hareketli, çok bilgilendirici, zihin açıcı bir yeni ay döngüsünde olduğunuzu da söyleyebilirim. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, balık burcundaki yeni ay 2. evinizde doğacak. Burada özellikle maddi kaynaklarınız, kazançlarınız, değerlerinizle ilgili alanlarda bazı yeni gelişmeler olabilir. İçinde bulunduğunuz şartları kabullenmeniz, parayla ilgili bazı gerçeklerle yüzleşmeniz de mümkün. Para konularında hesaplar yapmanız, uzun vadeli planlarınıza odaklanmanız mümkün. Bu yeni ay size bir yeteneğinizi keşfetmenizi, tabii ki bir iş ve bir para kazanma imkanını verebilir. Bir kapı açabilir ya da en azından parayla ilgili bir sorununuz varsa bunları çözüm yollarını bulmanız için de önemli farkındalıklar verebilir. Yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde ihtiyaç duyduğunuz paraları bulma imkanınız olabileceği gibi başkalarına karşı da ihtiyaç sahiplerine para verme, bağış yapma, bu alanlarda biraz daha belki maddi yardımlaşma temaları da öne çıkabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayda çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, balık yeni ayı tabii ki sizin için yılın en önemli zamanı. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Güneşiniz, yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay tam sizin yeni ayınız. Doğum gününüz 10 Mart ve 10 Mart'a yakınsa, yani 5 Mart ile 15 Mart arasında doğduysanız bu yeni ay sizin yeni ayınız. Tüm yıla yayılan bir enerjiden bahsediyoruz. Sadece bu ayla sınırlı değil. Bu arada doğum gününüzde kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl dilerim size. Yeni ay sırasında Satürn'ün, Neptün'ün balık burcunda olması burada tabii ki sizi önemli ölçüde derinleştiriyor. Sezgileriniz artıyor. Hayatı daha fazla sorguluyorsunuz. Bazı sorumluluklarınız artıyor. Kısıtlamalar, engeller de hissedebilirsiniz. Burada daha gerçekçi bir düşünce içerisinde olmanız, zaman zaman geleceğe dair biraz karamsar ve endişeli olmanız mümkün. Hassasiyetleriniz çok yoğun. Ruhsal, bedensel, zihinsel bağımlılıklarınız, işte sorunlarınız, bunlarla yüzleşebilir. Belki hayatınızda çözüm yolları bulabilirsiniz. Arınmak için, terapiler, şifalar için iyi bir dönem. İçe yönelişler, tefekkür için yine çok iyi bir dönem. Maneviyata yönelebilir, sanatla ilgilenebilirsiniz. İlham akışı da güçlü olduğu için sizin çok yaratıcı olduğunuz ve kendinizi de iyi ifade edebileceğiniz bir dönem. Bu yeni ay kendinizi göstermeniz, hayatınıza yeni kararlar almanız, hayatınızı düzene sokmak için bazı önemli
fedakarlıklar ya da işte hayatınızda bazı kararlar vermenizi sağlıyor. Bir şeyleri de geride bırakmak lazım. Yani fedakarlık derken bunlar belki sizin için gerekliliği kalmamış düşünceler, inançlar, duygular, bağımlılıklar da olabilir. Bunları hayatınızda geride bırakırsanız yeniye yol açabilirsiniz. Yeni gelişmelere hayatınızda merhaba diyebilirsiniz ve bunun için de çok önemli rehberlikler almanız, manevi destekler almanız da mümkün görünüyor sevgili balıklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle toprak burçlarında, su burçlarında, 20 derece ve yakınlarında iyicil gezegenleriniz varsa bu yeni ay döngüsünün sizin için çok daha kısmetli, çok daha bereketli olabileceğini, geliştirici olabileceğini söyleyebilirim.